Canım Anne YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda görmüş olduğumuz Tunus işi, bu güzel kurdelamızı, fiyonkumuzu artık ne derseniz örgü süslemelerinde kullanabileceğimiz aksesuar şeklinde kurdelamızı yapılışını paylaşacağız. Ben şöyle ortasına minik bir düğme koydum. Henüz sabitlemedim. Fakat hani bunu farklı detaylarla da şekillendirebilirsiniz. Tercihe uygun olarak. Böyle orta kalınlıkta bir bebe ipim var benim. Ben bunu değerlendirmek için yaptım. Fakat hani ne de kullanacaksanız kullanacağınız örgünün ipiyle yapmanız uygun olacaktır. Öncelikle ilmek başlangıcımı atıyorum. 3, 4, 5 zincir çektim ve en baştaki zincire şöyle sabitledim. Buraya bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 tane çekmişim. Buradaki zincir sayısını yapmak istediğiniz büyüklüğe göre, yani burada çektiğimiz zincir şuradaki fiyonkumuzun kanat kısmı, tek kanat boyutu. Ne kadar büyük isterseniz ona göre zinciri çekebilirsiniz. Ben 7 tane çektim bu boyut için. Şimdi geriye dönüyorum ve zincirlerin içinden ilmek çıkarıyorum. En son zincire de battıktan sonra buraya bir yuvarlak daire oluşturmuştuk. Arasından ilmeği çıkarıp ilk ilmeğimi aldım. Bu şekilde tek tek geri çıkaracağız. Tekrar sıra sonuna geldim. İkinci sıranın zincirin arasına batıyorum. Ve tekrar ilmeklerimi geri çıkarıyorum. Aynı şekilde üçüncü sıra. İlmekleri çıkarıyorum. Bu şekilde 5 sıra yaptım. Eğer zincir sayınızı çoğaltırsanız, hani 8, 9, 10 artık ne kadar isterseniz buradaki sıra sayısını da artırabilirsiniz arkadaşlar. Orantılı olması açısından. 4 sıra yaptım. Şu anda 1 sıra daha yapacağım. Yine ilmeklerimi çıkarıp buradaki yuvarlağın arasından sabitleyip ilk ilmeği geri alıyorum ve hepsini çıkarıyorum. Bunu yaptıktan sonra 5 sırayı tamamladım. Şimdi ilmekleri tek tek kapatalım. Ve orta kısma batıyorum. Buraya sabitliyorum. Buradan tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7 zinciri çektim. Bir tarafı tamamlamış olduk böylelikle. Şimdi 7 zincir daha çektim karşı taraf için. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Yedinci ilmekten sonra yine boşluğa batıp sabitleyip sonrasında diğer ilmekleri çıkaralım. Ve karşı taraf gibi burayı da tamamlayalım hemen. Ve sırayı tamamladıktan sonra yine ilmekleri kapatıyoruz.
ve en son orta kısma sabitliyoruz ipimizi sık iğne ile. Bu şekilde fiyonku kullanabilirsiniz. Daha sade bir görüntü isterseniz eğer. Fakat ben kenarına tığ gittim. Şöyle hemen yan tarafa geçiş yapıyorum sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve sık iğnenin arasına battım. Yandaki sıraya geçiyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Ve şöyle arasına batıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 zincir. Tepe noktasında hemen battım. Yan tarafa geçiyorum. Burada her sık iğnenin üzerine 3 zincirle bir kirpik yapıyorum. Yan tarafa geçtim. Kirpiği yaptım. Yan tarafa geçtim. Kirpiği yaptım. Burada boşluk bırakmıyoruz. Döndükten sonra bir boşluk, bir kirpik şeklinde devam edelim ve bütün kenarı tamamlayalım. İki tarafı da tamamladım. Şöyle arkadan ipimi keseceğim. Ve buradan sabitleyeceğim. Bu şekilde tamamlamış oldum. Ortası için yine biraz önce gösterdiğim gibi farklı malzemeler, boncuklar, düğmeler kullanarak farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Şöyle. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.